أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah. İnna Allaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hak fa'budillaha muhlisan lehuddin. Sadakallahul azim. Ve bellagana rasuluhun nebiyyuhul kerim ve nahnu ala ma gale haliguna ve raziguna ve mevlana mineşşakirine şahidine bi kalbin selim. Çok kıymetli ve değerli kardeşlerim, öncelikle bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bir mübarek Ramazan-ı Şerif ayına daha kavuşturan alemlerin Rabbi Allahü Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi, alemlerin Efendisi, rehberimiz, önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun güzide âline, ashabına ve etbaına sonsuz salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, verdiğimiz zekatlarımızı, hayır ve hasenatımızı dergahında en güzel şekliyle kabul buyursun. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde ihlas ve samimiyet konusunu ele almaya çalışacağım. Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili şöyle anlatıyor. Bir adam peygamberimize gelerek şöhret ve kazanç, yani ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Allah'ın Resulü her defasında "Onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu. "Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder, başkasını değil." Efendimizin tariflerinden anlıyoruz ki ihlas bütün işlerimizde, davranışlarımızda, sözlerimizde sadece ama sadece Allah'ın rızası gözetilerek yapılan amellerin adına biz ihlas diyoruz. Yüce dinimiz İslam'da özü itibariyle İhlas ve samimiyetten ibarettir. Dolayısıyla samimiyetin olmadığı, samimiyetin bulunmadığı bir yerde biz ne dinden bahsedebiliriz ne de dindarlıktan söz edebiliriz. Çünkü sevgili Peygamberimiz dinin samimiyetten ibaret olduğunu anlatırken "Ed-dinün nasihah" buyurmuş. Din samimiyettir. Din samimiyettir. Din samimiyettir. Sahabe-i kiram kime karşı samimiyet diye sorduklarında "Lillahi veli kitabihi veli rasulihi veli eimmetil muslimin ve ammetihim." Allah'a, kitabullah'a, Resulullah'a, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı bu samimiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Çeşitli zamanlarda da çeşitli vesilelerle de almış olduğu biatlerde, bağlılık yeminlerinde bütün Müslümanlara karşı içtenlikle ve samimi davranmaya insanları davet etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz birçok hadisi şerifinde ihlasın önemine işaret etmiş. İnsanları samimi olmaya çağırmış.
Bunun için de öncelikle niyetlerimizin ihlaslı olması lazım. Niyetlerimizin halis olması lazım. Çünkü ameller ancak niyetlere göre değer kazanıyor. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır ifadesi de bizlere bunu göstermektedir. Asr-ı saadette cereyan eden bir hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum konunun ehemmiyetine binaen. Bir bedevi sevgili peygamberimize gelir ve Müslüman olur. Sonrasında da Medine-i Münevvere'de geçimini temin etmek üzere çobanlık yapmaya başlar. Allah'ın Resulü o günlerde yapılan savaşlardan elde edilen ganimeti sahabe-i kirama taksim eder. Herkese payını verir. Ve bir sahabiyi de o çobana, o bedeviye ganimeti götürmesi için, ona düşen payı götürmesi için bir sahabiyi görevlendirir. Sahabe-i kiram almış olduğu o ganimeti çobana götürmek üzere yola çıkar ve çoban kendisine o getirilen ganimetin ne olduğunu sorar. Getiren kişi Allah'ın Resulü'nün sana ayırdığı paydır cevabını verince o bedevi ben bunun için Resulullah'a tabi olmadım diyerek kendisine getirilen ganimetle birlikte Allah'ın Resulü'nün huzuruna gider. Ve Peygamberimize der ki ben bunun için sana uymadım. Sana ganimet elde etmek için tabi olmadım. Eliyle boğazını işaret ederek işte tam da buradan okla vurulup şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek kendisine verilen ganimeti iade eder. Bir süre sonra bu zat bir savaşta şehit olmuş ve tam da işaret ettiği yerden okla vurulmuş. O bedeviyi harpten sonra sahabe-i kiram Allah'ın Resulü'nün huzuruna getiriyorlar. Peygamber Efendimiz onlara bu o adam mı diye soruyor. Evet ya Resulallah bu o adam dediklerinde Peygamberimiz onun için şu cümleleri söylüyor. O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurarak hiçbir dünyevi karşılık beklemeden halis bir iman ve samimi bir niyetle yapılan amelin Allah katındaki değerine her birerimizin dikkatlerini çekmiştir. Kıymetli kardeşlerim, insanların Rabbimiz katındaki kıymeti dış görünüşlerine veyahut da mal varlıklarına göre değil, niyetlerinin samimiyetine ve işledikleri amellere göredir. Yine bu konuda son derece ilgi çekici bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyorlar. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Niyetin samimiyeti ihlaslı amelle, kalbin temizliği de o güzel dışa yansıyan samimi davranışlarla belli olur. Amelin onaylamadığı bir kalp temizliği ve iyi niyet iddiası samimiyetten de uzaktır, inandırıcılıktan da uzak olacaktır. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam, iyi niyet ve samimi tutuma verdiği önemden dolayı, niyet etmesine rağmen, gönülden arzu etmesine, istemesine rağmen, mazereti sebebiyle yerine getiremediği amelin sevabından bile hiç kimseyi mahrum bırakmamıştır. Efendimiz yine bu hususa işaret ediyor. Her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse yatağında ölse bile Allah onu şehitler derecesine ulaştırır. Değerli kardeşlerim, ashabına niyet ve amelde samimiyetin önemini sadece Allah'ın rızasını dileyerek bir iş yapmanın ehemmiyetini anlatırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrettiği bir olay son derece dikkat çekicidir. Bu olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçmiş zamanlarda yağmurdan kaçarak mağaraya sığınan üç kişiden bahseder Allah'ın Resulü. Bir kayanın yuvarlanarak mağaranın ağzını kapatması üzerine çaresiz kalmışlardır. Fiziksel güçleriyle oradan çıkma imkanları da yoktur. Dışarıdan yardım alma imkanları da yoktur. Onlar sadece
Allah rızası için yaptıkları iyi amelleri zikrederek Cenab-ı Hakk'a niyaz ederler ve Cenab-ı Hakk'a yalvarırlar. Bu samimi yakarışları sonucunda da Rabbimiz onları içine düşmüş oldukları o zor durumdan kurtarmıştır. Bizim de böyle anımız olabilir. Bizim de yüreğimizin ağzımıza geldiği zamanlar olabilir. İşte böyle anlarda el açıp yalvardığımızda samimi olarak, halis olarak, iyi niyetle işlemiş olduğumuz o güzel amelleri, o salih amelleri dualarımıza vesile etmemiz gerekir. Bakınız o üç kişi nasıl amel işlemişler, onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. İhtiyar anne ve babası var. Onlara göstermiş olduğu saygıyı, onlara yapmış olduğu hizmeti dile getirmiş duasında. Çoluk çocuğundan önce onların ihtiyacını karşıladığını söylemiş. Hatta bir gün onları uyandırmamak için elinde süt kabıyla baş uçlarında sabaha kadar beklediğini ve bunu da sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığını anlatarak kendilerini içinde bulundukları zor durumdan kurtarması için Allah'a dua etmiş, Allah'a niyaz etmiş ve bunun üzerine o kaya biraz aralanmıştır. İkinci şahıs bir dar zamanında kendisine muhtaç olmasını fırsat bilerek amcasının çok sevdiği kızıyla birlikte olmak istemiş. O da 100 dinar getirirse buna razı olacağını ifade etmiş. Genç çalışıp 100 dinarı kazanınca amcasının kızıyla birlikte olacağı sırada onun "Ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork, nikah olmadan benimle birlikte olma" demesi üzerine bundan vazgeçmiş. Ve bu olayı naklettikten sonra "Allah'ım, şüphesiz bilmektesin ki bunu sırf senin rızan için yaptım" diyerek bunun hatırına mağaranın kapısının açılması için Yüce Rabbimize niyaz etmiştir. Ve bunun üzerine mağaranın ağzı biraz daha açılmıştır. Üçüncü şahıs, o da belli bir miktar karşılığında tuttuğu işçinin takdim edilen ücreti almadan gitmesi üzerine o pirinci her sene ekip yetiştirmiş, karşılığında da bir sürü sığır alıp çoban tuttuğunu anlatmış. Daha sonra ücretini almaya gelen işçiye sürüyü ve çobanı alıp götürmesini söylemiştir. Şaşkınlık içerisinde kalan işçi sürüyü ve çobanı alıp gitmiş. Olayı anlatan şahıs da ellerini açmış, "Allah'ım, sen de biliyorsun ki bunu sadece senin rızan için yaptım" diyerek mağaranın ağzının açılması için Allah'a yalvarmıştır. Ve bunun üzerine Rabbimiz kayanın açılmasını ve onların mağaradan kurtulmalarını sağlamıştır. İşte bizim de böyle sıkıntıya düştüğümüz anlarda dualarımızda vesile edeceğimiz güzel ameller olmalı, ihlaslı ve samimiyetli yaptığımız işler olmalıdır kıymetli kardeşlerim. Şunu da ifade etmek istiyorum. İhlas ve samimiyete gölge düşüren en büyük illet hiç şüphesiz riyadır. Gösteriştir. Riya ile yapılan, gösteriş maksadıyla yapılan amellerin Allah katında hiçbir değerinin olmadığını az evvel ifade etmeye çalıştım. Alimlerimiz, hikmet ehli bunu şuna benzetmişler. Bir adam düşünün. Belinde bir kese dolusu bir kese var. İçi dolu, ağzına kadar dolu. Pazarda gidiyor bu adam. Etrafındaki insanlar onu ve içi dolu olan kesesini görünce takdir ediyorlar. Beğenilerini ifade ediyorlar. Ne kadar zengin bir adam diye kendi aralarında konuşuyorlar. Ama o adamın belindeki kesenin içerisinde altın yok, para yok. Sadece çakıl taşları var. Taşlardan ibaret. O taşlarla pazardan bir şey almaya kalksa alamayacağını çok iyi biliyor. Ama eline geçen şey de insanların beğenisini kazanmış. İnsanların övgüsüne mazhar olmuş, takdirini kazanmış. Sadece bu kadar. Riya ile yapılan, gösterişle yapılan ameller de bundan farklı değildir. Evet, insanların beğenisini kazanabiliriz. Övgüsüne, takdirine mazhar olabiliriz. Ancak o amellerin Allah katında hiçbir değerinin olmadığını
bilmemiz icap etmektedir kıymetli kardeşlerim. Bu sebeple özellikle nafile ibadetlerimizin gizli yapılması tavsiye edilmiş. Kimsenin olmadığı yerde Rabbimizle samimi bir bağ kurulması, takdirin sadece yüce yaratandan beklenmesi hedeflenmiştir. Sevgili Peygamberimiz bu duyarlılığı gösterip ibadetini gizli yapan kimsenin daha sonra ibadeti öğrenilse bile amelini gizlediği için gizlilik sevabını hem de işlediği amelin kendi sevabını kazanacağını bildirmiştir. Değerli kardeşlerim, ibadetlerimizin az veya çok olması önemli değil. Önemli olan samimiyetle eda edilmesidir, ihlasla yapılmış olmasıdır. Onun için Hazreti Ali Efendimiz öyle söylüyor. Amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin uyarısında bulunmuş. Zira amelin kabulü büyük ölçüde ihlasla yapılmış olmasına bağlıdır. İhlas amellerimizin ruhu mesabesindedir. Özü mesabesindedir. Vücudumuzdaki baş neyse amellerimizdeki ihlas ve samimiyet de aynı mesabededir. Sevgili Peygamberimiz Yemen'e göndermiş olduğu o elçisi genç sahabi Muaz bin Cebel'e bir takım tavsiyelerde bulunuyordu. Ona diyordu ki inancında samimi ol, inancında ihlaslı ol, o zaman sana az amel kafi gelecektir, yetecektir buyurarak ihlasın ve samimiyetin önemine her birerimizin dikkatlerini çekiyor. Rabbimiz anlatılanlardan istifade edebilmeyi, yapmış olduğumuz işlerimizde, davranışlarımızda, amellerimizde ihlası ve samimiyeti gözetebilmeyi bizlere ikram eylesin. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz bütün ibadetleri dergahında en güzel şekliyle kabul buyursun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Gibi
Gezinirim otağında, ateş yanar şu bağrımda. Gezinirim otağında, ateş yanar şu bağrımda. Musa ile Tur dağında çağırırım ey dost seni. Musa ile Tur dağında çağırırım ey dost seni. Kaldım artık ben sılada, Hüseyin'imle Kerbela'da.